Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Allah Resulü'nün doğduğu çevreyi anlatmıştık. Coğrafya hakkında bir takım bilgiler vermiştik. İşte o çevre içerisinde peygamberin doğumundan sonra karşılaşmış olduğu o kültürel çevrenin kendisine olan tepkisi. Yani şu anlamda tepkisi. Yani bir peygamber dahi olsa bir bebek sonuçta bir çocuk doğdu ve o çocuğun bir şekilde yetişmesi işte akranları gibi bir çevreye girmesi lazım ve normal çocuklar gibi büyütülmesi lazım. Onları aslında anlatmaya çalıştık. Yani biz Allah Resulü'nün doğumuyla ilgili olarak anlattığımız şeyler, çevreyle bağlantılı olarak anlattığımız şeyler genelde şu sata oturuyordu. Evet, o bir beşer olarak, bir normal insan olarak doğdu. O dönemde doğan Arap çocukları neyle karşı karşıya kalıyorsa peygamber de onunla karşı karşıya kaldı demek için aslında bütün bunları anlatmaya çalıştık. Neydi bizim bütün meselemiz şuydu. Evet, peygamberler vahiy alırlar. İşte 40 yaşından sonraki o konulara temas edeceğiz, vahiy alacak ama bunların öncesindeki bir hayatı var. Yani bir 40 senelik hayatı var. O 40 senelik hayatını beşer vasfıyla net bir şekilde ortaya koyabilirsek ve biz bunu bu şekilde bu algıyı oluşturabilirsek ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamber bu aslında. Hani insan olarak onu ortaya koymak, o niteliğin üzerine basa basa vurgu yapa yapa anlatmak. Çünkü örnek alınması gerekiyor. Örnek alınması gereken bir peygamberin de insan sıfatının öne çıkarılması. Çünkü sonuçta biz peygamberimizi örnek alıyoruz ama bizim örnek aldığımız peygamber o sünnet dediğimiz insana ilişkin hususlar, vahiy alma hususunu ya da peygamberle ilişkin bir takım hususları bizim örnek alma imkanımız yok. Zaten böyle bir peygamberlerin böyle bir iddiası da yok. Netice-i kelam şu, Allah Resulü diğer peygamberlerde olduğu gibi Cenab-ı Hak'la birebir vahiy almakta, yani mükaleme içerisinde bulunmakta ve Cenab-ı Hak'tan almış olduğu o vahyi, o terbiyeyi de insana sunmakta. Allah Resulü de böyle, diğer peygamberler de böyleydi. Efendim, önceki derslerimizde hep bunun üzerinde durmaya çalıştık. İşte bir çevre var ve bir peygamber doğdu. O peygamber normal işte o dönemde insanlar nasıl doğuyor, nasıl gelişiyorsa o da o şekilde doğdu, gelişti, gelişmeye devam etti. İşte 570'li yıllarda doğduğunu ve 572'li yıllara kadar işte süt anneye verildiğini söyledik. Bakın hep bunlar o dönem içerisindeki doğan çocukların karşı karşıya kalmış olduğu şeyler. Yani çok farklı şeyle karşılaşmıyor. Burada bir husus vardı önemli olan, 575'li tarihlerde yani Allah Resulü 5 yaşlarındayken işte süt annesinden getirilip tekrar annesine teslim edilecekti. Niye 5 yaşına kadar orada kaldı, süt annesinde kaldı? Neticede bir yeni doğan bir çocuğun süt emme yaşı bellidir. Yani 2 sene sonra getirilip annesine teslim edilmesi gerekiyor. Demek ki bir terslik var. Yani bunu anlayabiliyoruz. Nedir o terslik? Herhalde Mekke'de bir salgın hastalık var. O hastalık korkutucu olsa gerek ki peygamber geri gitti. Yani Muhammed geri süt annesine döndürüldü. Tabii burada bir husus daha vardı. Kültürel bir hususa dikkat çekmiştik. İşte Arapçanın, yani o fasit dediğimiz Arapçanın o bölgelerde, yani şehir olmayan daha kırsal kesimlerde çok daha saflığını koruyor olması, işte dil öğrenecek netice itibariyle. Yani diğer Arap çocuklar, diğer orada o bölgede doğan çocuklar neyle karşı karşıya kalıyorsa Allah Resulü de onunla karşı karşıya kalıyor. Tabi burada bir 575'li 76'lı yıllarda Allah Resulü de annesini de kaybetmiş olması, belki daha sonraki dönemde, yani peygamber olduğu dönemde bu hani bir yetime mi, annesi babası olmayan bir kişiye mi peygamberlik gelecekti şekilde reaksiyonlara sebep olacaktır ama Allah Resulü'nün, yani ben hani bir insan psikolojisi olarak söylemeye çalışıyorum, ben bir psikolog edasıyla değil de bir tarihçi olarak gördüğümü söylüyorum. Okuduğum kadarıyla benim zihnimde oluşanı söylüyorum. Çok dehşet derecede bir güç kazandırmış olmalı peygamber. Çünkü babasını görmedi. Netice itibariyle Allah Resulü doğmadan birkaç ay önce babası vefat etmişti. Şimdi annesi de vefat etti. Dolayısıyla 6 yaşında, yani 576 tarihinden itibaren vefat etti, 632 tarihine kadar Allah Resulü anne ve babadan yoksun olarak bu hayata tutunmaya çalışacaktır. Haliyle zorluklarla mücadele etme biçimi de buna göre şekillenecektir. İşte 576 tarihinin böyle 578 tarihinin de yine bir önceki dersimizde üzerinde durduğumuz kadarıyla hani özet anlamında söylüyorum, belki bu derse de bir ünsiyet peyda etmesi için dedesini de kaybedecektir. Yani annesinin vefatından sonra, şimdi babasının
Fatih zaten doğmadan önce annesi bakımını üstlenecek. Daha sonra dedesi bakımını üstlenecek. Dedesi de vefat etti. Şimdi amcasına, yani Ebu Talib'e geçecektir. Ebu Talib'in durumu Allah katındadır. Onu biz bilmiyoruz. Ancak Allah Resulü Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed Hazreti Ali Efendimizin annesi, ikinci annem dediğine göre Fatıma'ya, kızımın adı da Fatıma malum Allah Resulü'nün, yani ne kadar etki ettiğinin farkında mısınız? Hazreti Ali'nin annesinin Allah Resulü'nün hayatına ve amcası Ebu Talib'in tabii hakeza. Ha, burada tabii Ebu Talib'in Müslümanlığını ben tartışacak değilim. Vefatına 620'de belki birazdan temas edeceğiz ama burada önemli olan Allah Resulü'nün o toplum içerisinde himaye ediliyor olmasıdır. Yani diğer insanların başına ne geliyorsa onun başına da o geliyor. O dönemde insanlar annesiz babasız kadınca bir himaye edene nasıl muhtaç ise peygamber de hakeza öyle. 8 yaşından itibaren de bu durum böyle ki bu yaşına kadar biz Allah Resulü'nün herhalde biraz da kırsal kesimde büyümüş olmasından kaynaklanan bir durum. Çobanlığa yatkın olduğunu, diğer peygamberlerde olduğu gibi böyle bir hani peygamber mesleği falan denir ama yani bu bir meslek değil, bir yaşam biçimi çobanlık. Esasında hani oradaki çobanlıktan kastımız bildiğimiz çobanlık, sembolik bir anlatım falan yok yani. Neticede hayvancılığı öğrenecek ve tarımı öğrenecek, tarım, hayvancılık ve ticareti öğrenecek. Yani bu o dönemin gerçekleri, yani hani bunların arasında çok böyle sembolik, metafizik, olağanüstü şeyler, böyle paranormal şeyler aramamak lazım. Yani gerçek o dünyanın gerçeği bu. Peygamberin bu 8 yaşına kadar bunları öğrenmiş olduğunu, 8 yaşından sonra yani 578 tarihinden itibaren amcasının yanında işte o dönemin bir gerçeğini daha, hani ticareti öğrenmeye başladığını söylemiştik amcası Ebu Talib'in yanında. Biz Allah Resulü'nün ticaret kervanları içerisinde seyahat ettiğini 582 tarihinde falan duyduk. Yani işte o Şam tarafına yapılan bir seyahat esnasında Hazreti Peygamber'in çocukken başına gelmiş bir hadiseden bahsediyor kaynaklar. İşte Rahip Bahira ile daha sonra Nasura ile veya işte benzeri rahip lerle karşılaştığı falan anlatılır. Kaynaklarda bunlara temas edilir ama günümüzde anlatıldığı gibi teferruatlı bir karşılaşma yoktur. Orada bütün mesele şudur, yani Allah Resulü hani Rahip Bahira ile de veya bir başka rahiple de karşılaşmış olabilir. Yani olağanüstü durumlara da karşılaşmış olabilir. Ama burada mesele Allah Resulü'nün ticaretle uğraşıyor olmasıdır. Bizim bunu buradan çıkarıyor olmamızdır. Bakın başında amcası var. Amcası onu himaye ediyor ve amcası onu normal insanlar gibi yetiştirmeye çalışıyor. Yani hayata hazırlıyor. Aslında peygamber olduktan sonra Allah Resulü'nün peygamberlik hayatının ki son derece başarılı bir süreci yönetti Allah Resulü. Sonraki dönemde temas edeceğiz okuduğumuz kitaplarda ya da bugüne kadar okuduğunuz peygamberle ilgili okuduğunuz kitaplarda buna sık sık temas edilir. Ne kadar başarılı bir lider olduğunu işte bakın buralarda yatıyor. Yani hani genç yaşta, daha çocuk yaşlarda annesini babasını zaten kaybetti. Annesini kaybetti, dedesini kaybetti. Şimdi amcası himaye ediyor. Yani bakın yetişme tarzına baktığınızda aslında hayatın bütün zorluklarına karşı eğitildiğini görüyorsunuz bir şekilde. Amcası da böyle işte ticari konuda onu eğitiyordu. Bizim burada 582 tarihinde hani Allah Resulü'nün amcasıyla beraber bir rahiple karşılaşmasının üzerine farklı anlamlar yüklenerek olayı aslından saptırmaya, çalışmaya yönelik bir takım yaklaşımlar var. Bizim aslında eleştirimiz bu yönde. Yani siz oradaki velev ki olağanüstü haller olsa dahi onun üzerinde duruyor olmanızın bugünkü insanlığa dönük herhangi bir şey sunmadığı açıktır. Bizim buradaki meselemiz peygamberin diğer insanlar gibi çalışıyor olmasıdır, hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor olmasıdır ve hayatın gerçeklerinden uzak durmadığı ortadadır. Bunu anlatmak, yani bütün mesele bu. Yani Allah Resulü'nün sonraki dönemde bir başarısından söz edeceksek ki edeceğiz, dünyaya yönelik, yani dini husus vahiyle ilişkili olduğu için orada zaten sorun yok. Dünyaya ilişkin süreci son derece zekice yönetmesinin altında işte bu tecrübe var. Şu anlattığımız tecrübe onun içindir ki bakın Allah Resulü 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Ömrünün son 9-10 yılı Medine'deydi. Yani aslında büyük bölümü burada değil mi? Yani 6'da 5'i diyebileceğimiz bir oran. Yani bütün tecrübi birikimi de burada Mekke'de. Yani ta o çocukluk yaşlarından itibaren, 2 yaşından itibaren bu gerçek
gerçeklerle karşı karşıya, bu gerçekler çerçevesinde büyütülüyor. Evet, ticaretle uğraştığını anladık şimdi. Ticaretten önce çobanlığın, yani hayvancılık kısmını da anladık. Artık Allah Resulü yavaş yavaş gençliğe doğru gidiyor ve bu 590'lı yıllarda, yani Allah Resulü 20'li yaşlardayken, Allah Resulü'nün yine Arap toplumu içerisindeki bir takım hadisata karıştığı rivayet edilir. Yani ne kadar karıştığı bilinmez. İşte Ficar Savaşı'na katıldığı veya işte savaşlara 3 ve 4. Ficar'a katılıp katılmadığı, katıldıysa ne yaptı tam olarak bilinemese de, yine benim burada öne çıkarmaya çalıştığım şey Allah Resulü'nün bir savaşa katılıyor olması değil, Allah Resulü'nün toplumdan kopuk bir şekilde yaşamıyor oluşudur. Yani eğer Ficar dediğimiz o hadiseler Arap toplumu içerisinde bir gerçekliğe işaret ediyorsa, Peygamber de o gerçekliğin tam ortasında. Ben Allah Resulü'nün İslam öncesi dönemde de kötü herhangi bir fiiliyata ya da faaliyete katıldığını düşünmüyorum şahsen. Benim o konudaki kanaatim şu yöndedir. Peygamberlerin peygamber olmadan önceki hayatları da tıpkı peygamberlik hayatlarındaki gibi korunmuş olmasına yöneliktir. Yani netice itibariyle peygamberler peygamber olduktan sonra bir takım sözler sarf edecekler, bir takım prensipler vaaz edecekler, insanlığa yol gösterici bir takım hususlar beyan edecekler. Ya o insanlar da şimdi dönüp de ya sen dün böyle diyordun, şimdi böyle diyorsun dememeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben şahsen. Nitekim Allah Resulü vahiyden sonra müşrikleri karşısına alıp bir şeyler izah etmeye başladığında, hiçbir müşrik, bakın, hem bireysel hem toplu bir şekilde Allah Resulü'nü karşısına alıp da ya sen 40 yaşından önce böyle diyordun. E sen işte yalanla söylüyordun. Sen insanları da kızıklıyordun. Bak şöyle de yapıyordun. Şöyle ahlaksızlıkla. Şimdi sen bana niye bunları söylüyorsun diyemez. Demedi, diyemedi. Hep neyle suçlandı biliyor musun? Yani sen bir yetimsin ya. Gele gele peygamberlik bir yetime mi geldi? Mekke'nin yetim çocuğuna mı geldi? Yani vasat bir aileye mensuptur Allah Resulü malumunuz. İşte vasat, yani çok zengin bir değildir ama fakir de değil. Yani ondan da çok daha zengin insanlar, meşhur insanlar vardı. Onlardan birine gelmeli değil miydi diye, ki bunlar ayetlere konu edildiği için söylüyorum. Yani Allah Resulü'nün eleştirildiği noktalar hep bunlardır. Yani kendi elinde olmayan şeylerden dolayı eleştiriliyor Allah Resulü. Yani annesinin babasının ölümünden Allah Resulü mü sorumlu? Veya maddi durumunun kritik olmasından o mu sorumlu? Yani netice itibariyle o dönem içerisinde ne yapması gerekiyorsa Allah Resulü'nü yaptı zaten. Bu dönem içerisinde Allah Resulü'nün yine ticaretle bağlantı olarak Halifül Fudul isimli bir cemiyete katıldığını duyuyoruz. Bakın bu da bana yine Allah Resulü'nün, bakın, ticaretle uğraştığını, toplumdan kopuk yaşamadığını, toplum içerisindeki bir kurumun içerisinde çekinmeden yer aldığını gösterir. Oradaki halif kelimesi, yani bu bir günümüzdeki dernek gibi düşünelim efendim. Bir birlik, bir anlaşma grup, halif denilen şey. Fudul de şimdi erdemler cemiyeti diye çevriliyor. Oradaki fudul fazıl, faziletli insanlar diye çevriliyor. Ama tabii İslam öncesi dönemdeki fazilet konusu tartışma açık bir konudur. Yani esasında bu Allah Resulü'nün hayatında anlatılan, yani İslam öncesi dönemde Halifül Fudul kurumunun doğrudan faziletle bilgisi yok. Yani o kelimenin faziletle bilgisi yok. Yani erdemli, yani anlamı olabilir, fakat bu kurum ilk kurulduğunda isimlerinin kökleri fazıl olan 3 kişi tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Fazılların anlaşması anlamında. İsmi fazıl olan 3 kişinin. Şimdi o tekrar ihya ediliyor. Allah Resulü bunu daha sonraki dönemde övdüğü için bana göre Erdemler Cemiyeti diye tercüme edilebiliyor. Yani benim burada yine varmak istediğim nokta şu. Hem Ficar'da hem Halifül Fudul'da Allah Resulü'nün isminin zikrediliyor olması, üstünde duruluyor olmasının sebebi bana göre toplumdan kopuk yaşamıyor. Toplumun bütün gerçeklerini öğreniyor. Mekke toplumunun bütün gerçeklerini öğreniyor. Nitekim peygamberlikten sonra da toplumun bu gerçeklerine temas edecektir peygamber. Peygamber Mekke'deyken Mekkeliler gibi, Medine'deyken de Medineliler gibi davranmak durumundadır. Onun içindir ki Mekke'deki anlaşmalarda daha çok yazı kültürünü görmüyorsunuz ama Medine'ye geldiğinizde yazı kültürünü daha çok görüyorsunuz. Çünkü orada kıyan yazan bir topluluk var. Onların gerçekleri o. Mekke'nin gerçeği o değil. Mekke'nin gerçeği eğer ticaretse, Allah Resulü'nün ticaretin içerisinde nasıl büyüdüğünü görüyoruz zaten. Nasıl şekillendiğini de görüyoruz. Mekke'nin ticaret hayatı içerisinde şekillendiğini de görüyoruz. Yani bu Mekkeliler içerisinde yaşayabiliyor olmasının nedenidir. En büyük nedeni budur zaten.
İşte onların içinde yaşıyor, büyüyor. Efendim netice itibariyle Allah Resulü evet bu kurumu yani Hılful Fuduru daha sonraki hayatında, peygamberlik sonrasındaki hayatında Abdullah bin Cuda'nın evindeki o kurumu övmüş. Övmesinin nedeni de işte o ticari yapı içerisindeki ahlak öğretileridir. Zaten İslam öncesi döneme cahiliye denmesinin nedeni tevhiddi demiştik. Daha önceki derslerimizde de söyledik. Bunu defaatle de söyleyelim. İslam öncesi dönemde evet ticari noktada da bir takım ahlaksızlıklar var ki böyle bir kurum kuruluyor ama o her dönem var. İslam öncesi dönemin cehalet, cahiliye olarak nitelendirilmesinin temel nedeni tevhiddeki sapmadır. Tevhid dediğimiz için her şeye girer. Tevhid, nübüvvet, ahiret. Bu üçü zaten problemli yapı. Bu üçü zaten problemli yapı olduğu için peygamber geliyor, bunları düzeltmeye geliyor. 590 tarihine kadar yani Allah Resulü 20 yaşına kadar Allah Resulü hakkında bildiklerimiz bunlar. Bakın bunları şöyle topladığımızda ortaya konulan tek bir sonuç var. Peygamber toplumdan kopuk yaşamıyor. Toplumun gerçeklerini biliyor. Peygamber olduktan sonra da beşer olması neyi gerektiriyorsa, peygamberin insan olması neyi gerektiriyorsa ona uygun yaşıyor olduğunu söylüyor şu 590 tarihine kadar olan ki süreç. Bana göre biz Allah Resulü'nün İslam öncesi dönemdeki bu insani vasfını bütün yönleriyle ortaya koyabilirsek, öne çıkarabilirsek aslında vahiy sonraki süreci anlamlandırmamız daha kolay olacak. Ya da müşriklerin neye tam olarak tepki gösterdiklerini anlamamız daha kolay olacaktır. Bizi de onlar şunu söylüyor yani ya sen de 40 yaşına kadar bizim gibi yiyordun, içiyordun, çarşıda, pazarda dolanıyordun için peygamber olduğunu söylüyorsun. Beni burada ilgilendiren şey insanlığa örnek olarak gönderilme tarafımızca örnek alınması farz olan peygamberin toplum içerisinde yaşıyor olması, toplumun gerçeklerinden kopmamasıdır. Ya benim için önemli olan hususudur. Bunun üzerinde sıkça durulmalıdır. Allah Resulü'nün peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili 595 tarihi bir dönüm noktasıdır değerli arkadaşlar. 595, o 25 yaşına gelmiştir. Artık o dönem içerisinde karşı karşıya kalmış olduğu, o dönem insanının da yine karşı karşıya kalmış olduğu bir durumla karşı karşıyadır. Evlilik hayatı başlayacaktır. Hazreti Hatice annemizle evlenecektir. Bu da bir ticari bir faaliyet neticesinde karşılaştığı durumdur. Çok şaşırtıcı bir şey değil. Neticede Allah Resulü zaten ticaretle uğraşıyor. Hazreti Hatice annemizle evliliği de bu bağlantılar nedeniyledir. Ama burada önemli olan şey Hazreti Hatice annemizin 25 yaşındaki bir Mekkeli, Kureyşli bir genci emin olarak nitelendirmesidir. Ya bakın. Ticari noktada Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu profile bir bakın. 25 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. Hazreti Hatice netice itibariyle evet iki evlilik yapmış, iki de çocuğu var belki daha öncesinde. Fakat Mekke'nin önüne gelen ailelerinden birisine mensuptur. Ki Beni Esed kabilesi gerçekten o dönem içerisinde belki parmakla gösterilecek 3-4 kabileden birisidir. Büyük kabilelerden birisidir. Hazreti Hatice'nin ailesine mensup bir takım böyle Hristiyanlardan falan da bahsedilir. Yani kalburüstü insanlar olduğu belli. Ama bana göre Allah Resulü de kalburüstü insanlardan biri. Haşimoğullarına mensup neticede. O da Hazreti Hatice'yi öveyim derken Allah Resulü'nü böyle çok olmadık biçimde göstermek de doğru değil. Hani şöyle söyleyelim. Evet Hazreti Hatice'nin kabilesi güçlü bir kabiledir. Fakat Allah Resulü'nün kabilesi de öyle çok zayıf bir kabile değildir. Yani nasıl zayıf olsun zaten İslam tarihindeki ikinci devletin kurucusu da bu ailedir. Yani birincisi Emeviler, ikincisi Haşimoğullar. Güçlü bir kabile, ikisi de güçlü kabile. Ha, para bakımından baktığınızda Allah Resulü dediğim gibi vasat bir ailedir. Yani vasatı da zıt, yani öyle çok gariban değildir. Yani böyle çok düşkün insanlardan oluşmuyor Haşimoğulları. Fakat Hazreti Hatice'nin kabilesi biraz daha zengin olduğu anlaşılıyor. Ve neticede Allah Resulü ile Hazreti Hatice arasındaki evlilikten sonra Hazreti Peygamber'in hassasiyetinin evinde yaşamaya başladığını biz diyoruz ki bu da esas itibariyle Allah Resulü'nün ve Hazreti Hatice annemizin biz ümmetine yani peygamberin ümmetine vermiş olduğu çok ciddi bir mesajdır. Burada üzerinde durulması gereken bir husus daha var. Hazreti Hatice'nin yaşının 40 olduğunu tartışmaya açılması. Bu çok bana göre yani burada çok doğru bir tartışma yapılmıyor. Yani Hazreti Hatice'nin 28 yaşında olduğu rivayetiyle 40 yaşında olduğu rivayeti hemen hemen aynı kaynaklarda zikredilen hususlar. Hazreti Hatice'nin annemizin evliliği sırasında 28 yaşında olmasıyla 40 yaşında olması arasında bana göre öyle çok yani
bu tartışmanın bir sonuca bağlanmasının çok da fayda sağlayacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii Allah Resulü'nün aldığı nefes önemli olduğu için bizim neyin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor olmamız gerekiyorsa, ki benim şahsi kanaatim Hazreti Hatice'nin 40 yaşında olmadığıdır bu evlilik yapıldığında. Hazreti Hatice annemiz, yani bu şöyle bir şeye de neden olabiliyor tabii, yani bu İbrahim dışındaki İbrahim'in annesi Mariye, diğer çocukların tamamı Hazreti Hatice annemizdendir. Annesi Hazreti Hatice annemizdir. Yani o işte erkek çocuklarının çok erken yaşta, yani Kasım ve Abdullah'ın çok erken yaşta vefat etmesi, kızlarının da esas itibariyle yani çok öyle 35'i gören kız olmadığı için, yani bu çocukların çok erken ölmesinin nedeni Hazreti Hatice'nin yaşlı olmasına bağlanır, ki işte zaten yani eğer Hazreti Hatice'nin 40 yaşındayken evlendiğini ve işte o yaştan sonra bu doğumları gerçekleştirdiği söylenirse, buradan yola çıkılarak işte bu çocukların da erken ölmesinin nedeni Hazreti Hatice'nin yaşına bağlanıyor, ki işte birbirini tetikleyen saçmalıklar dizisi de böyle oluşuyor. Bakın tekrar söylüyorum, Hazreti Hatice'nin 28 yaşında olduğu da kaynaklara yansıdı. 40 yaşında oldu. Hatta başka yaşlar da var, yani hani 30'lu yaşlar da var. Burada 40 rakamıyla ilgili gerçekten yani ciddi çalışmaların yapılması lazım. Yani burada bir takıntı oluştuğunu görüyoruz 40 rakamıyla ilgili. Bu 40 rakamıyla ilgili bir takım söylemlerin bulunduğunu biliyoruz, tarihe yansıdığını. Bu niye böyle oldu? İşin açığı çok da, yani ben şahsen bilmiyorum niye böyle oldu. Niye öyle bir takıntı oluştu onu bilemiyorum. Buradan çıkarılacak sonuçta Allah Resulü'nün evlilikleri de ümmetine örnek olmaya başlayacak. Burada çokça tartışılan husus teaddüd-i zevcat dediğimiz Allah Resulü'nün birden fazla evliliğidir, ki Allah Resulü ilk üç evlilik tek evliliktir. Yani onunla beraber yani Hazreti Hatice annemiz de evliliyken başka evlilik yapmamıştır Allah Resulü. Sonraki evliliklerinde Sevde annemiz de öyledir. Sonraki evliliklerinde 2-3-4 gibi bir, ama o peygamberlere has bir durumdur. Burada şu gözden kaçırılmamalıdır: Allah Resulü bu evlilikleri yaparken, hatta Allah Resulü yani İslamiyet'ten sonraki, şu anda hala İslamiyet gelmiş değildir, Allah Resulü 25 yaşındadır. Bu evlilikler yapılırken sınırsız bir evlilikten ve akit altına alınmayan, yani bir anlaşmaya ya da bir ne diyeyim bir hak hukuk tanımayan nikah, evlilik söz konusuyken sınırsız sayıda, Allah Resulü bunu bir kurala bağladı. Ve daha sonra da sayıya, sınıra bağladı. Ve hatta çok ciddi kurallar da konu bu birden fazla evlilikle ilgili. Bunun sosyolojisi de var. O dönemin sosyolojik gerçekleriyle belki bu dönemin sosyolojik gerçekleri de aynı değil. Onu o dönemde incelemek, bunu bu dönemde görmek lazım. Ama burada gözden kaçırılmaması gereken ve üzerinde sıkça durulması gereken, o dönemdeki evliliklerin yani son derece sayısız ve kesinlikle kadını herhangi bir şekilde emniyet altına almayan nikahların kaldırılmasıdır. Bu o dönem insanlar için büyük bir devrimdir. Allah Resulü'nün de yapmaya çalıştığı şey toplumu yeniden dizayn etmektir, ama bunu yaparken toplumun gerçeklerinden de ayrılmamaktır. Bakın hiç evlilik yapmadı demiyoruz. Tamam, tek evlilik yaptı da demiyoruz. Bakın belirli sayıda ve belirli kurala bağlı olarak evlilikler yaptı. O dönemin yansıması buydu. Bu döneme yansıması farklı olabilir. O da oturulup konuşulur yani. Yani bu örfle ilgili hususlarda hep birlikte değerlendirilir, bir sonuca varılır. Allah Resulü'nün, bakın ilginçtir, 595 tarihinden 605 tarihine gelene kadar, yani bu Hacer-ül Esved denilen siyah bir taş var. İşte o dönemde Kabe bir şekilde hasar görüyor, yıkılması gerekiyor. Yani çünkü tehlike arz ediyor hacılara. O hacı o dönemde de yani hacı deniyor. Neticede doğru ya da yanlış kabul edilmez, o değil mevzu. Mevzu burada öyle bir tabir var, bir kullanım var. Hacı tabiri ve kullanımı var. Efendim nedir konu? İşte bu hacıların Kabe'nin etrafında tavaf ederken Kabe'nin tehlike arz etmesi, bir taraftan da işte insan boyunda olan duvarların üstünden atlayarak bazı bedevi kabilelerin içerideki putlara zarar veriyor olmasıdır. Ya put kendini koruyamayınca gülünç duruma düşüyor tabii haliyle. Araplar da bunu istemiyormuş, şu Araplar. Yani putların gülünç duruma düşmesini istemiyorlar. Yani onun da farkında aslında olay. Yani put kendini koruyamıyor ki nasıl insanları korusun. Böyle bir durum da var. Ne yapalım? İşte yıkalım temeline kadar, yeniden yapalım gibi bir anlayış var. Yeniden yaparlarken ki o Kabe'nin işte o etrafta Ebu Kubeys Dağı da başta olmak üzere o çevredeki dağların volkanik olduğunu da düşünürsek, taşların neden siyah olduğu ortadadır. Fakat diğer taşlara nazaran çok daha siyah bir taş, Hacer-ül Esved dediğimiz şey, çok daha siyah bir taş var ve o taşın konmasına sıra gelince bir anlaşmazlık yaşanacaktır. İşin ilginci de şu,
İşte babı şeybeden kim önce girerse ki herhalde burada Allah Resulü'nün durumuna yine dikkat çekme vardır. Bakın olağanüstülükler farklı bir şeydir. Burada müşriklerin Allah Resulü'nü o kapıda görür görmez aramızda işte en adil, adaletli kararı verecek olan da budur. Çünkü o emin olarak bilinmektedir deyip Allah Resulü'ne bu işin çözümünü hamlet. 35 yaşındadır Allah Resulü. Bakın bu dönem içerisinde çok ilginç ve güzel bir gelişmedir. Oradaki müşriklerin Hacer-ül Esved'in konması, konulması, taşın nereden geldi değil bakın mesela. Asıl mesele orada peygamberin görülür görünmez evet bu. İşte bu inanç peygambere olan bakın daha 35 yılında peygamberlik yok. Ona insan olarak duyulan bu inanç kısa zaman içerisinde Allah Resulü'nün sözlerinin son derece etkili olmasını zorunlu kılacak. İşte bu inanç yapacak. İnsan olarak toplum içerisinde nasıl bir yer edindiğini ortaya koymaya çalıştık biz bu dersimizde. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde biz 605 yılından tekrar alarak ilk vahiy süreci ve ikinci vahiy sürecinden itibaren müşriklerin kendi içlerinden çıkmış olan o insana karşı, o seçilmiş insana karşı olan tepkilerini incelemeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde bunları yavaş yavaş artık ele alıp vahiy sürecine girmiş olacağız efendim. Tekrar görüşmek üzere.